Öncelikle herkese merhabalar. Vakti de verimli kullanmak adına tabii biz üretim sektörü perspektifinden özellikle de ambalaj sektöründe bir cam ambalaj üreticisi olduğumuz için GCA olarak kısaca üretim sektörü perspektifinden hem iklim değişikliği hem Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili kıymetli hocam çok detaylı bilgiler de verdi. Kısaca bu pencereden sizlerle son bilgilerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Tabii hocam çok detaylı bu konularla ilgili bilgiler verdi. Ben şöyle kısa kısa bizim de dikkatimizi çeken hem üreticiler olarak hem toplum olarak önemli noktaları çok tekrara düşmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii uzunca yıllar, yüzyıllar boyu değişen iklim normallerinin baktığımız zaman %95 kaynaklı olarak insan odaklı, üretim odaklı sera gazlarından kaynaklandığı görülüyor. Bu da aslında sorunun tanımlanması ve çözümüyle ilgili bize çok ciddi ipuçları ve bir bakış açısı sağlıyor. Burada da az önceki sunumda hocamın da değindiği gibi sera gazının da farklı türleri var ama çok büyük oranda fosil ve biyokütle yakıtları neticesinde oluşan gazlar. Tabii buna bağlı olarak baktığımızda çok ciddi bir çok pardon. Çok ekstrem hava olaylarını, canlıların, bitkilerin, hayvanların, tüm canlıların yaşamını, insan topluluklarının yaşamını tehdit eden olayların boy göstermesi de son yıllarda birçok örneklerini yaşamaya başladık. Artarak devam edecek gözüküyor. Çünkü şu anki öngörülere göre bile o hedeflenen 2 derecenin altındaki iklim değişikliği, sıcaklık artışının 2060 yılında 4 dereceleri bulabileceği gibi çeşitli senaryolar mevcut. Biz Türkiye olarak, coğrafya olarak tabii bu tüm dünyayı tehdit eden konu ama kendi bölgemiz açısından da baktığımız zaman Akdeniz Havzası'ndaki 2 derecelik bir artışın çok ciddi, beklenmeyen yine dünyada global anlamda yaşadığımız hava olayları gibi orman yangınlarında, kuraklıkta, biyolojik çeşitlerin kayıplarında ve Akdeniz Havzası için çok önemli olan turizm sektörü açısından baktığımızda çok büyük değişikliklere sebep olabileceği de aşikar ki baktığımız zaman şu an itibariyle bile 1,4-1,5 derecelik artışlar gerçekleşmiş durumda. Tabii bu çok yerdeki az önce hocamın sunumunda da baktığımız zaman bununla mücadele edebilmek için elimizde belli başlı alanlar var. Bunlardan bir tanesi enerji verimliliği ki özellikle biz cam ambalaj sektöründe, cam sektöründe faaliyet gösterdiğimiz, enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz için çok önemli. Dolayısıyla üretim artışını bile değiştirmeden nüfus artışına paralel, ekonomilerin büyümesine paralel olarak enerji verimliliği tedbirleriyle bile 2005 yılına göre 2050 yılında %15 gibi enerji tüketiminin düşürülmesi birim enerji tüketiminin mümkün. Bu sebeple evet enerji verimliliği her zaman gündemimizde olması ve üzerine özellikle enerji yoğun sektörlerde gitmemiz gereken bir konu. Bir diğer konu hepimizin malumu yine temiz enerji yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hızla 2050 yılındaki bu temel hedeflere ulaşabilmek için hızlı hayata geçirmek ve üretim sektörlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarınca üretilmiş özellikle elektrik enerjisinin kullanılabilmesi çok önemli. Örneğin cam sektörü gibi bazı enerji yoğun sektörlerde halen teknolojik olarak fosil yakıtlara bağımlılık çok ön planda. Yüksek hacimli üretimlerde henüz %100 temiz elektrik kullanımı mümkün olamayabiliyor. Halen de bu konuda çok ciddi inovatif teknolojik gelişmelere ihtiyaç var. Bir diğer konuda yine iklim değişikliğiyle mücadelede
Ormansızlaşmanın yani toprak kullanımının, toprak kullanımı emisyonlarının kontrol altına alınması. Aksi halde diğer tüm enerji noktasındaki yatırımlar, gelişimler bile başarıya bizi ulaştıramayabilir. Mevcut ormanlarımızın doğal dengesini, doğal kullanımını bozmaya devam eder isek gözüküyor. Yine sevgili hocam, bunun yeşil mutabakatla da ilgili çok ciddi detaylı bilgiler verdiler. Ama temel hedef tabii 2030 yılındaki %55 emisyon azaltımı, ama 2050 yılına kadar da bir tanımla emisyonların sıfırlanması, bir diğer tanımla da nötr olma. Avrupa'nın ilk iklim nötr kıta olma hedefi var 2050'de. Yeşil mutabakatta da buna bağlı olarak belli başlı az önceki sunumda da geçen eylem planları var. Bu eylem planlarının altında da toplam 81 tane eylem var bu hedeflere ulaşabilmek için. Tabii en önemli konulardan bir tanesi yakın zamanda hem hayatımızı, hem üretim sektörünü, hem ülke ekonomimizi etkileyebilecek, dünyanın bu anlamdaki dengelerini değiştirebilecek Avrupa Birliği tarafından karbon kaçağının azaltılması. Bu anlamda hem kendi üretim sektörlerindeki rekabetçiliğin korunabilmesi, hem de Avrupa dışı coğrafyalardan, özellikle de Avrupa'ya ihracat yapan ülke ve coğrafyaların bu konudaki farkındalığını geliştirmek, oralardaki karbon emisyonlarının limitlenebilmesi ve belirli hedeflere oturtulabilmesini zorlamak adına sınırda karbon düzenlemesi uygulaması var. Bu 2023 Ekim ayından itibaren belli sektörlerde, bunlar da başlıca demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde izleme süreci başladı bildiğiniz gibi. Öncelikle raporlanması, Avrupa Birliği'ne bu sektörlerden yapılan ürün girişlerinin, üretim ihracatlarının raporlanması, raporlama altyapısının bu anlamda kontrol edilmesine yönelik olarak bir izleme süreci başlatıldı. Ve de hedef 1 Ocak 2026'dan itibaren öncelikli belirlenen bu sektörler olmak üzere, tabii ki bunun akabinde farklı fazlar da diğer sektörlerde kapsama girecek. Dolayısıyla bu aslında çevre ve dünyamızın ekolojik döngesi açısından çok önemli olan iklim değişikliğinin en yakın zamanda ülke ekonomimize, ihracatımıza da çok ciddi, dramatik etkilerinin olacağını ve dünyadaki özellikle Avrupa Birliği açısından baktığımızda o tedarik zincirinde çok majör değişikliklere yol açabilecek bir konu olarak gündemimizde ve tüm üretim sektörleri olarak bu anlamda döngüsel ekonominin önemini daha iyi özümseyip hepimizin emisyonlarımızı, enerji kullanımımızı, atık yönetimimizi mevcut Avrupa Birliği'ndeki uygulama ve regülasyonlara göre geliştirmek ve hızla o yönde ciddi mesafeler almak zorundayız. Gerçekten artık hani konuşmak, hedeflendirmek, temennilerde bulunmak safhalarını çok ciddi manada geçmiş durumdayız diye düşünüyoruz biz ilgili üretim sektöründeki oyuncular olarak. Türkiye tarafından baktığımızda Türkiye'de bildiğiniz gibi Paris Anlaşması'na taraf olarak belli hedefler ortaya koydu. Az önceki hocamın sunumunda da bunların detayına girdik. Dolayısıyla 2053 yılında net sıfır olma hedefi var. Biz baktığımız zaman hem üretim sektörlerimizin enerji verimliliği, enerji yoğunluğu ve kullanımı açısından, hem de sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımı açısından ciddi manada gerideyiz Avrupa Birliği ülkelerinin genel ortalamalarına baktığımızda. Dolayısıyla bizim 2053 yılındaki bu hedeflere ulaşabilmek için çok daha hızlı mesafeler kat etmemiz gerekiyor. Çok hani süreyi de tasarruflu başlıklardan bahsederek geçiyorum. Tabii sonrasında vaktimiz kalırsa detaylarıyla ilgili sorular ve paylaşımlar olsa da konuşmak
isterim mutlaka. Baktığımızda genel son durumdaki son gelen haberlere ve gelişmelere göre küresel karbonsuzlaşma hedefinin ciddi manada gerisindeyiz. %17,2'lik bir yıllık hedef var biliyorsunuz. Bu ancak 2022'deki raporlara göre %2,5 seviyesinde gerçekleşmiş vaziyette. Bunun alt detaylarına da baktığımızda durum daha negatif. Bu konuda %17'ye en çok yaklaşabilen 2014 yılında İngiltere olmuş. Hatırladığım kadarıyla %10 gibi bir karbonsuzlaşmayı gerçekleştirerek. Bu açıdan da baktığımızda o 2 derecelik hedefin 2050 yılı itibariyle gerçekleştirilebilmesi aşılmadan iklim değişikliğinde dünyamızı ve hayatımızı etkileyecek çok büyük değişiklikler meydana gelmeden engelleme gidişatı baktığımız zaman bu rakamlara biraz zorlu gözüküyor. Dolayısıyla çok daha ciddi mesafeler, çok daha somut sonuçlara ulaşabilmemiz gerekiyor. Bir diğer taraftan baktığımızda ülkemizde tüm şehirlerimizde hava kalitesiyle ilgili ciddi bir proje devreye geçiriliyor. Nefes uygulamasıyla birlikte illerimizdeki hava kalitesinin online olarak takip ve bu konuda ciddi bir database oluşumu gündemde. Yine tüm kalite yönetim süreçlerinde olduğu gibi döngüsel ekonomi standartlarının da oluşturulması ISO 59000 çerçevesi altında 7 ana başlıktan oluşacak bir standardın oluşumu çalışmaları sürüyor ve bekleniyor. Bir diğer tarafta baktığımızda Avrupa Birliği'nin tüm finansal çözümlerde kapsamı sadece çevre atık boyutunda, enerji kullanımı boyutunda olmayan sosyal sorumluluğu da içeren bir sürdürülebilirlik beyanı zorunlu hale geliyor. Tüm finansal ürünlerden faydalanabilmek adına. Bunlar genel bazı başlıklardı şu an üretim sektörü cephesinden baktığımızda. Cam ambalaj sektörü olarak biz GCA Europe grubu altında bir cam ambalaj üreticisiyiz. Ülkemizde ve global pazarlarda bu anlamda Türkiye'den ihracat yapan cam ambalajın hem ülkemizde hem dünya pazarlarında gelişimine yönelik faaliyet gösteren bir firmayız. Cam ambalaj olarak baktığımızda da aslında çevresel olarak artıları olan sonsuz kere geri dönüştürülebilen ve her geri dönüşümünde kendi yapısından hiçbir şey kaybetmeyen, dolayısıyla da bu anlamda ham madde kullanımını sınırlandırabilen ve enerji verimliliği getiren çok özel bir malzeme. Ama burada da ülkemizdeki camın geri dönüşüm oranları şu an için baktığımızda %4-5'leri geçmiyor. Yani cam ambalaj sektörü olarak ele aldığımızda 1,5 milyon tona yakın bir cam ambalaj arz ediyoruz şu an ülkemizde iç pazara. Bunun %4'ü 5'i geri dönebilir vaziyette henüz. Bu anlamda hem sürdürülebilirlik anlamında hem enerji ve enerji kullanımının verimliliği anlamında bu ham maddenin döngüsel ekonomide tekrar cam ambalaj üreticilerine kazandırılması çok önemli. Bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Çevre Bakanlığımızın biz hem ÇEVKO nezdinde hem üreticiler nezdinde gerekli temasları ve temsilleri de sağlıyoruz. Projenin bir an önce hayata geçebilmesi için. Bu da özellikle camın geri dönüşümünü desteklemek üzerine bir depozito projesi ama henüz önümüzdeki dönemde projenin hayata geçişiyle ilgili net bir takvim ve somut adımlar çalışma aşamasında belli olgunluğa geldi ama onun da hızla devam etmesini ve hayata geçmesini. Böylelikle de camın çöpe değil tekrar döngüsel ekonomi kapsamında üreticilere ham madde olarak geri dönüşümünü arzu ediyoruz. Çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'deki araştırmalar gösteriyor ki hem gıda güvenliği hem de çevre zararları açısından cam tüketici tarafından son derece güvenli bulunuyor. Ama üretim proseslerindeki bu ham madde ve enerji anlamındaki problemlerinin özellikle geri dönüşümün güçlendirilerek arttırılması gerekiyor.
Bu anlamdaki bazı tüketici araştırmalarını da rakamsal olarak sizlerle paylaşmak istemiştim. Baktığımızda özellikle ülkemizde de su ve maden suyu da özellikle tüketicilerin camın kullanılmasında %77 oranında sağlıklı olması, %49 oranında gıda maddelerine tat ve koku vermemesi ve bu anlamda da %48 oranında tüketicilerden güvenilirlik kazanmış ve de yaklaşık %80'i yine tüketicilerin camın gelecekte geleceğin cam ambalaj malzemesi olduğuna yönelik düşünceleri var. Biz bu anlamda bu cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak öncelikle Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nda da ülkemizi yönetim kurulu düzeyinde temsil ediyoruz ve kendi fabrikalarımız bünyesinde oluşturduğumuz sürdürülebilir komisyonumuzda hem ülkemizde hem Avrupa Birliği'nde şu an bizden birkaç adım önde uygulanan regülasyonlar ve gelişmeleri ülkemize ve sektörümüze kazandırmak buradaki temel amacımız. Bu anlamda da her zaman tüm yatırımlarda, tüm üretim prosesi gelişmelerinde enerji verimliliği, temiz enerjilerden faydalanabilen teknolojiler olmak üzere bakış açımız ve vizyonumuz bu yönde. Bir de sunumun en başında bahsetmiştim. Cam üretim sektöründe sadece cam ambalaj da değil, düz cam, cam ambalaj, züccaciye, tüm cam üretim sektörlerinde ciddi manada cam kompozisyonunun ve cam ergitme teknolojilerinin gelişimi ve bu konudaki Ar-Ge süreçleri çok önemli. Bunun da gelişimini biz hem ülkemizde üniversitelerle ve Ar-Ge kuruluşlarıyla hem de yurt dışında her iki alanda da teknoloji ve kompozisyon boyutunda Ar-Ge projelerinde de olarak buralarda da gelişimi hedefliyoruz sektörümüzün de bir kazancı olarak. Cam ambalajın ve tüm ambalaj malzemelerinin geri dönüşümüne yönelik olarak Yalova'da 2 yıllık bir pilot proje yürüttük. Proje paydaşlarımızla birlikte akıllı cihazlarla aslında bu aynı zamanda geri dönüşümünün yani ambalajın geri dönüşümünün bir dijital dönüşüm de projesiydi. Yaklaşık 2,3 milyon ambalajın döngüsel ekonomide üreticilere geri kazanımını sağladık. Ve bu anlamda ülkemizde de kurgulanan projeye de bir örnek olabilmesi için Ekomat projemiz. Ve bununla da ilgili çeşitli mecralarda çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Bu projemiz en son Ekim ayında Monaco'daki Lükspek Fuarı'nda da özel jüri ödülüne layık görüldü. İnşallah bu konuda ülke çapındaki bu geri dönüşüm projesine de katkı sağlamaya hedefliyoruz, katkı sağlamaya arzu ediyoruz. Ve de az önce belirttiğim gibi Avrupa'daki tüm dünyanın global cam ambalaj üreticileriyle birlikte camın geri dönüşümü ve camın döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşabilmek adına da nasıl operasyonlarımızdaki verimliliklerimiz, finansal parametrelerimiz bizim için var olabilmek ve büyümek için önemli. Bu anlamdaki hedeflerin de gerçekleştirilmesi artık sadece cam sektörü için değil, tüm üretim sektörleri için en az operasyonları kadar önemli olması gerekir diye düşünüyoruz ve bu anlamda oradaki tüm projelere de katılarak hem sektörümüzü hem ülkemizi temsil etmek, buradaki gelişimleri de ülkemize taşımayı hedefliyoruz her zaman. Ve yine Çevko ile birlikte geliştirdiğimiz ilköğretimdeki geri dönüşümle ilgili tüm ilkokullarda gerçekleştirdiğimiz eğitimler var. Bu anlamdaki hem toplumumuzdaki hem çalışanlarımız ve ailelerindeki farkındalığı arttırmak adına da tüm sosyal sorumluluk projelerimizi de her yıl ki planlarımız içerisinde önemli yürütüyoruz. Ben çok da vakit almadan hemen kısaca böyle toparlamak istiyorum. Yine sorular, farklı başlıklarda detaylar söz konusu olursa Celal Bey cevaplamaktan mutluluk duyarım. Sözü hemen size bırakıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim Celal Bey. Hocamın çalışmaları da sağ olsunlar çok kıymetli. Bizler tabii hem ülkemizin imkanları dahilinde hem de şu an sektörel olarak bulunduğumuz ekosistemdeki imkanlar dahilinde elimizden gelenin maksimum yapmaya çalışıyoruz ama henüz yeterli değil. Az önce bahsettiğim gibi hocam belki başkaca bir oturumda ya da sohbetlerde daha detaylı da mutlaka konuya ele alabiliriz ama bizim işte tüm cam üreticilerinin belli
kalite ve farklı proses ayrımlarından kaynaklanan kendi zaten atıkları var. Bunlar tüm cam fabrikalarında kapalı çevrim zaten kendi içimizde kullanıyoruz. Ama asıl önemli olan piyasaya arz ettiğimiz, şu an gündem ilk odak tabii içecek sektöründe, içecekteki cam ambalajlarda ama tüm gıda sektöründe kullanılan camlar da buna dahil, sofrada kullanılan camlar da buna dahil. Bunların hepsi özellikle cam ambalaj sektöründe bir ham madde, birincil ham madde olarak kullanılabilir. Burada da tek yapılması gereken bunların belli lojistik altyapısıyla toplanıp ülkemizde de bunu ayrıştırabilen renklerine göre belli camın direkt prosesinde kullanılabilecek bizim fırına hazır, cam ergitme fırına hazır ham madde olarak tanımladığımız cam kırı haline getirebilecek tesisler de var. Bu konuda altyapı da geliştirilebilir ama siz de bahsettiniz. Camın bu konudaki dezavantajı hem taşınması sırasındaki bazı lojistik dezavantajları hem de malzeme olarak diğer teneke ambalajlara, pet ambalajlara kıyasla birim malzeme fiyatı olarak bu lojistik döngünün kendini tamamlayabilmesi çok feasible olmuyor. Burada mutlaka işte depozito sistemindeki amaç da o daha önce GKAP adı altındaki tüm sanayi tesislerinden toplanan katkı payının amacı da o. Bu lojistik altyapının mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Camdaki döngünün tam olabilmesi adına. Bunun da tabii çok ciddi fizibilitesinin, projelerinin çalışılması gerekiyor. Bir ayrı oturumda, ayrı değerlendirmelerde bu konuları da aslında ele almamız. Mete Beyler zaten konuyla ilgili her platformda gereken ki ÇEVKO Vakfı olarak baktığımızda geçmişte burada çok ciddi tecrübeler de var. Türkiye'de camın böyle %10'ların üzerinde geri dönüşüme ulaştığı dönemlere baktığımız zaman ÇEVKO'nun da o dönemlerde çok aktif rol oynadığını görüyoruz. Ne zaman ki zaten bu GKAP uygulamasına geçtik ve çeşitli destekler bu geri dönüşümden kaldırıldı. Özellikle COVID dönemi ve sonrasında da hemen hemen piyasaya arz ettiğimiz tüm cam maalesef ki çöp olarak bertaraf tesislerine gitti. Ham madde olarak kullanılamamaya başladı. Bu bizi üzen sürdürülebilirlik anlamında, dünyamızın kaynaklarını kullanma adı altında anlamında bizi çok yaralayan bir konu. Ve de bu cam kırığını her %10 arttırdığınızda ergitmede kullandığınız enerjiyi de %2 azaltabiliyorsunuz cam sektöründe. Bunu da kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla çok ciddi mesafeler kat etmemiz gereken bir konu. İnşallah hep beraber konuyu böyle gündemde tutarak, projeler geliştirerek buna da katkı sağlayabiliriz diye temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler. Gayretlerinizi takdirle Çok karşılıyoruz. teşekkürler Sizi Celal. takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Ve siz de başta olmak üzere Sayın Celal Bey, başta çok güzel sözleriniz bizi çok mutlu etti. Tüm katılımcıları her zaman Kütahya'da fabrikalarımıza da bekliyoruz inşallah.